Bir dalga var. Hemen gidelim Ankara'ya. CNN Türk muhabiri Serhat Dal telefon attığında. Serhat, günaydın. Ankara merkezli bir polis operasyonu demiştin. Zanlılar neyle suçlanıyor? Kaç kişi gözaltında? En son 32 kişi tutuklanmıştı değil mi bu operasyon kapsamında? Aynen öyle. Senin de dediğin gibi 2010 yılındaki KPSS sınavının eğitim bilimleri testinde kopya çekildiği iddiasıyla başlatılmıştı soruşturma. 5 yıldır süren soruşturma geçtiğimiz ay hız kazanmıştı ve toplam 19 ilde 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ve şimdi bu sabah itibariyle de ikinci dalga geldi Ankara merkezli KPSS soruşturmasında ve 30 ilde toplam 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Eğitim bilimleri testini tam olarak doğru yanıtlayan 350 kişi mercek altına alınmıştı ve elde edilen bilgiler çarpıcıydı. Bunlardan bu 350 kişiden 70'inin karı koca, 23'ünün de doğrudan birinci derece akraba olduğu ortaya çıkmıştı ve yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çarpıcı bir yazılı açıklama yapılmıştı. O açıklamada Cumhuriyet'in büyük tehdit altında olduğu yönünde bir tespit yer alıyordu. Milyonlarca kişinin hakkının yendiği belirtiliyordu ve sınavda kopya çekenlerin örgüt kurarak kamuya sızdığı tespiti de yer almıştı. Ankara Başsavcılığından gelen açıklamada bir kez daha altını çizelim. İkinci dalga operasyonu geldi KPSS soruşturmasında ve Ankara Başsavcılığı tarafından toplam 30 ilde 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu 79 kişinin de sınavda kopya çektiği iddia edilen kişiler olduğu belirtiliyor. Teşekkürler Serhat'ta.